Lavan. Evet, lavantalarımız dönemi geldiğinde hasat edilip distilasyona gönderilmek üzere şu anda tarlaya dikiliyorlar. Her tıbbi bitkinin toplaması, hasatı, kurutması farklı dönemlerde olur. Peki, lavanta uçucu yağından kaliteli bir uçucu yağ elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Unutmamamız gereken en önemli nokta, bitki kurutulmadan distilasyona asla gitmez. Çünkü biz hasat ederken bitkinin yeşil aksamını da kullanıyoruz. Yapraklarda ve saplarda yaklaşık %70-80 oranında nem vardır. Bunun mutlaka atmosfere uçması gerekiyor. Bitki hasat edildiğinde bu nem %40'a düşer. Bitkiyi hasat ettikten sonra yaklaşık 48 ila 72 saat arasında mutlaka bir kurutmaya tabi tutmamız gerekir. Doğal kurutma yöntemleri kullanabiliriz gölgede veya güneşte veya yapay kurutma yöntemleri, etüv kurutma fırınları kullanabiliriz. Ancak 96 saatten sonra artık bitki ihtiyacı olan kendi nemini de kaybetmeye başlayacaktır. Eğer biz kaliteli bir uçucu yağ istiyorsak verime bakmaksızın mutlaka ve mutlaka distilasyon öncesi kurutma işlemine gitmeliyiz. Çünkü içerisindeki etken madde oranlarına göre bu uçucu yağın kullanım alanları değişiklik göstermekte. Peki tıbbi bitkiyi biz ne zaman toplamalıyız? Öğle saatinde güneş tepedeyken tıbbi bitkiler içerisindeki etken madde minimumdur. Bitki kendini minimize eder ve kendi materyallerinden kullanmaya başlar. Bu da etken maddeyi düşürür. Bu nedenle bitkiyi eğer biz sabah erken saatlerde 6.30-7.30 arası hasat edersek o zaman içerisindeki etken madde maksimum oranındadır. Son olarak bitkimizi kurutma aşamasında mutlaka alt üst yaparak hava sirkülasyonunu sağlamalıyız. Eğer güneş tepeden bitkinin üstüne vurursa alttaki kısım kızışacak ve içerisindeki etken madde düşecektir. Bu önemli bir nokta. Sevgiler.